Herkese merhaba. Bursaspor kariyerinin yeni bölümüyle karşınızdayız. Geçen bölümü nasıl atlatmıştık hemen ona bakalım. Geçen bölümde 5 tane maç yapmıştık. Bu 5 maçın 4'ünü kazanıp 1'inde mağlup olmuştuk. Şimdi Kasım ayındayız. Kasım ayında milli arada var. O yüzden sadece 3 maçımız olacak Kasım ayında. Kasım ayı biraz daha kısa geçecek. O yüzden bu videomuz biraz kısa olabilir. 3 maçta sadece tamamlayacağız. Daha sonraki video Aralık ayı, ay ay gideceğiz artık. Kasım ayındaki 3 maçı yapalım. İlk evremiz Antalyaspor. Ligdeki durumumuz bu şekilde. Rakiplerimiz maçlarını oynuyor bir yandan. Galatasaray 29 puanla zirvede. Kazanırsak puan farkını 6'ya indirme şansımız var. Yakalama şansımız var. Biraz daha yaklaşma şansımız var daha doğrusu. Ve kazanmamız demek, hani ilk 5'i zorlamamız demek aslında. Buradan kopmamak demek. Kazanmamız gerekiyor aslında. Bakalım nasıl bir sonuç alacağız Antalya deplasmanında. İlk 11'imiz artık alışık olduğumuz ve sürekli kullandığımız ilk 11. Şöyle sadece yedeklerden Mina'yı yerine Dellicari iyileşti, onu alalım. Onun dışında herhangi bir değişiklik öngörmüyoruz. Gayet iyi gidiyor. Emin Ozan Mafar ikilisi de uyum sağladı. Atalay Emirhan da uyum sağladı. O yüzden bunları çok bozmak istemiyorum. Kenan'ı da forvette kullanmaya devam edeceğiz. Katkı verecektir bize. Evet, maça doğru gidiyoruz. Bakalım nasıl sonuç verecek. Antalya deplasmanında ne yapacağız? Neler yapabileceğinizi gösterin dedik. Maç öncesine geldik. Şöyle 3 boyuta geçelim. Canlı yayınımızda 2 boyuta geçmiştik. Şimdi tekrar 3 boyuta geçebiliriz. Tekrarları 2 boyutla yaparız. Tekrarları geniş açıda görmek için pozisyonları. Birazcık hızlı sanki. Şöyle bir tık yavaşlatalım. Evet, Bünyamin, Ozomafer. Bünyamin, kaptık Emre, Yunus, Yunus. Yunus çok iyi deldi orayı. Solda da pas Kolibali'ye. Kolibali içeriye ve Batuhan kaçırdı. İnanılmaz. Çok net bir fırsattı. Şimdi Emre. Orta. Kafa gelir mi? Gelmedi. Batuhan faul yaptı orada. Şimdi savunmadan kısa pasla çıkmaya çalışıyorlar. Naldo. Freddy. Gökdeniz. Gerçekten tehlikeli oyuncuları var. Gökdeniz bunlardan biri. Uzun top başarısız. Şimdi Yunus bizden uzun top başarılı. Kenan. Kenan aldı. Kenan. Kenan. Bofe'nin kocağına. Oraya kadar iyi geldi Kenan ama bitirici vuruşu yapamadı. Şu anda sağ bek ve sol bekimiz ve sol açığımız iyi katkı veriyor. Orta sahada da Emirhan iyi oynuyormuş. Stoperlerimiz de fena değil şimdilik. 25 dakikada fırsatlar oluşturduk. Deplasmanda yaratabileceğimiz kadar fırsatla. Şimdi Emirhan. Maestro Emirhan. Süper Lig'de ilk golü. Kariyerindeki ilk Süper Lig golü bu. Ve bunu başardı. Maestro Emirhan. Bir de bu açıdan görelim. Bakın Emirhan. O da topla buluştu. Rakibine ekart etti. Boşluğu gördü. Ve uzak direğe doğru bıraktı. Bofe'nin müdahale çabası yetersiz. Güzel bir golle öne geçtik. 8 tane isabetli şutumuza rağmen sadece 1 gol bulabildik şu an için. Daha fazla gol bulabilirdik aslında ama pozisyon yaratma noktasında veya bitiricilik noktasında sıkıntılarımız oldu. Kenan'la çok net bir fırsat harcadık. Gökdeniz şimdi takımı ileriye taşıyor. Paul, Mukayiru'ydu. Nuri, çok iyi top Nuri'den. Müdahale yerinde ama faul dedi hakem, inanılmaz. Faul dedi, penaltı mı dedi, penaltı mı geliyor? Penaltı mı geliyor? Penaltı yok dedi, doğru karar. Topa müdahale çünkü, aferin. Şükür be. Bizden yana bir karar çıktı sonunda. Şimdi Emre Akbaba. Ortalayacak, orta, arka direkte. İnanılmaz. Kaçtı. İyi fırsattı. Şimdi Emre Akbaba bir kez daha tehlikeli bir nokta. Arka direkte bu sefer Yunus Akgün ama offside. Offside Ozan Vafor. Kale içinde orada offside'da. Kötü oldu. İkiyi bulabilseydik, devreye öyle girseydik çok daha rahat olacaktı. Yapacak bir şey yok.
pozisyon. Bakın Emre vuruyor. Yunus vururken Ozan Vafor. Yani tartışmalı bir offside bence. Orada pozisyonun içerisinde değil aslında Ozan Vafor ama ben daha kalenin önünde diye düşündüm. Neyse. Öndeyiz hala. Bir sıkıntımız yok şu anda. Performansımız da gayet iyi. 8 tane isabetli şutla devam ediyoruz. Şimdi Emre bir duran top şansı daha. Emre hadi gelir mi? Gelmedi Yunus. Yunus içeride kalabalık vardı. Emin Bayram. Emin Bayram yapma oğlum bunu işte. Burada yapılacak hata mı o ya? Şimdi geride boşluk var senin. Atalay da durduramadı. Doğukan. Şimdi Nuri Mukayru. Yani gol gelir tabii yani hani orada dikkatli olmak lazım. Kaptırılan o top pahalıya patladı açıkçası. Offside'ı bozan da bir Kolibali var. Peki yorulanlar var. Dakikada 60 artık değişiklikler yapma zamanı. Sağ tarafa Ahmet İldiz'i alacağım. Sol tarafa Kerem Aktürkoğlu'nu alacağım. Atalay Babacan yerine Emirhan'ı atalım. Tuğba'yı da onun yanına atalım. 3 değişiklik yapmış olalım. Başarabilirsiniz diyelim. Şöyle bir gaz vermeye çalışalım. Bakalım başarılı olabilecek miyiz? 11 isabetli şut ama henüz gol yok. Şöyle Wyatt yerine Burak Altıparmağı alalım. Kolibali yerine de Dellikari'yi alalım. Ya da vazgeçtim. Hücum hattında değişiklik yapalım. Forvet'e Hamel'i alalım. Bundan da vazgeçtim. Biraz kararsızlıkta yaşıyoruz ne yapacağımız. Yani gole ihtiyacımız var. Şöyle Emre Akbaba'yı atacağım buraya. Birincisi Hamel. Kesinlikle. İkinci değişikliğimiz de Ali Yavuz Kol. Çift forvete dönelim. Ali Yavuz Kol daha çok fırsatçı golcü olsun. Şöyle sağ bek sol bek desteğe gelsin dedik. Tempoyu yükseltelim. Dikine uzun paslı oynayalım. Topu hızlıca elinden çıkar diyelim. Baskı hattımız zaten önde. Rakibi kanatları oynamaya zorla. Evet. Sonuç verecek mi bakalım. Çok sonuç verecek gibi durmuyor. Pozisyon bulamadık. Naldo şimdi uzun oynadı. Kafayla indirdik. Ahmet İldiz. Hadi oğlum son saniyede be. Kerem içeriye Tuğbe Akgün. Nasıl kaçtı bu? Kötü oldu gerçekten. Kazanabileceğimiz bir maçtı. Performansınızdan memnunum diyelim. Gerçekten de iyi oynadı çocuklar. Bitiricilik noktasında çok başarılı olamadık ama 6. sıradaki yerimiz devam ediyor. Gerçekten Bursa kariyerimiz keyif vermeye devam ediyor. 6. sıradayız ama ilk 5'i zorluyoruz. Orayı zaten zorlamayı sürdüreceğiz sene boyunca diye düşünüyorum. İlk 5'in içinde tabii beklemediğimiz takımlar da var. Yani bir Sivas, bir Alanya oralarda onları geçebiliriz belki. Belki büyük takımları geçemeyiz ama onları geçebiliriz diye düşünüyorum. Evet, Tuğbe yeni sözleşme diyor. Arturo Mina ve Atakan. Şöyle onları rotasyon yapalım. Atakan endişelenmeye başlamış. Sezon sonunda daha iyi bir sözleşme dedik. Atakan'a. Transfer döneminde de doğru gidiyoruz yavaş yavaş. Zaten
öyle bir nokta da var. Sturridge'i bir eleştirelim. Ondan da kurtulamadık açıkçası. Emirhan antrenmanın yıldızı olmaya devam ediyor. Emirhan Aydoğan gerçekten çok yetenekli bir isim. Süper Lig'de de hünerlerini göstermeye başladı bile. Hatayspor'la oynayacağız. Gerçekten bizi zorlayabilecek bir rakip yine. 8. sıradalar. Onlar da bizi kovalıyorlar baktığınız zaman. Evet, kulübün giderleri için 200 bin euro tutarında yardımda bulundu diyor yönetim. Gerçekten mali durumumuz yerlerde. Maaş bütçemizi de aşma noktasındayız. Yani transfer için çok da bütçemiz yok. O yüzden gerçekten zor durumdayız. Bu zorlu şartlarda kulübü bu noktalara taşımak gerçekten önemli bir başarı. Yani şampiyon olup geldik. Ne diyor? Taktiksel sebeplerden ötürü verdim. Atakan oynamak istiyor. Yani oynamak istiyorsan gidebilirsin Atakan. Getir bonservisini güle güle. Yapacak bir şey yok. Ben şu anda oynama garantisi veremiyorum kimseye. Öyle bir garanti veremem. Emin Ozomofor ikilisi de fena gitmiyor. Dellicari de var. O yüzden herhangi bir garanti veremeyeceğiz. Kenan Karaman milli takımda oynamış. Hatay maçı zorlu geçecek. Emirhan'ın 1-2 gün sakatlığı var. Bu kötü oldu. Tuğbe'yi alabiliriz Emirhan yerine. Yunus Akgün de iyi gelişiyor. Tuğbe, Batuhan, Yunus Akgün, onlar da gerçekten iyi gelişiyor. Şimdi iki maçımız da evimizde. Bir Hatay, biri Erzurum maçları. İkisini de kazanmamız gerekiyor. Ki yerimizi sağlamlaştırabilelim. Evet, Trabzon Galatasaray berabere kaldı. Yukarıda puan kayıpları oluyor ama biz de kazanamıyoruz. Kazansak biraz yaklaşacağız yukarıya. Bu maçı mutlak kazanmamız gerekiyor gibi görünüyor. Evet, Emirhan'ın sakatlığı var. Tuğbe Akgün alacağım onun yerine. Emirhan'ı yedeklerden de çıkarıyorum. Jacob da henüz iyileşmemiş. Chailton yedeklerde olsun. Bitiricilik noktasında sıkıntı yaşadığımız için ben biraz Ali Yavuz'u denemek istiyorum forvette. Bakın, beklerle hücum oyuncularının da anlaştığını görebiliyorsunuz burada. Gittikçe takım oturuyor. Ardı ardına maçlarda oynatınca takımı gelişim devam ediyor. Ali Yavuz kolda tutarsa takımda gerçekten iyi olacak. Geçen maçta öne geçtik ama kazanamamıştık. Ali Yavuz, Emre Akbaba, Yunus Akgün. Yani minik bir Galatasaray altyapısı olduk adeta. Galatasaray'dan kiralık, Galatasaray'dan geçmişi olan, Galatasaray'da oynamış olan oyunculardan. Bu maçı kazanırsak hani arka tarafla da biraz bağımızı koparacağız. O yüzden bu maç çok kritik. Rakip de güçlü aslında. Kamara, Diouf, Torje. Güçlü isimleri var. Bu Penza vesaire, bunları satmışlar sanırım. Bu Penzaları yok. Ali Yavuz kötü oynuyor. Atalay kötü oynuyor. Emre Akbaba kötü oynuyor. Wyatt şimdi tacı kullandı. Yunus Akgün, Wyatt. Wyatt sağdan getirdi. Wyatt. Atalay. Tuğbe. Sağ tarafa Wyatt. Wyatt ne yaptın oğlum ya? Emin Bayram. Atalay. Tuğbe. Geçen maçta Emin yüzünden kaybettik puanı birazcık. O pas hatası gole sebebiyet verdi ama onu kesmedik. Ali Yavuz kol dışarı ama offside. Ali Yavuz kol. Şu ana kadar varlık gösteremedi maçta. Emre sekti orada. Wyatt sağdan çok iyi getirdi yine. Kafa gelmedi. Tuğbe, Batuhan karambol. Ali Yavuz kol aldı şimdi. Ali Yavuz, Kolibali, içeriye orta Emre Akbaba. Üçüncü golü bu sezon Emre Akbaba. Muhant. Golü yediği için üzgün. Bakın Ali Yavuz orada taşıdı. Hemen Kolibali'yi gördü. İki kişiyi çekti. Kolibali içeriye çevirdi. Emre Akbaba tek vuruşta bitirdi. Güzel.
Forvet oyuncularının böyle aksiyon alması güzel. Ali Yavuz'un bu hamlesi bize golü getirdi. İyi oldu. Diouf. Braure. Emin. Süper. Atalay. Atalay Babacan. Şimdi Yunus Akgün. Yunus ne yapıyorsun ya? Gerek var mıydı böyle bir maceraya? Sakin. Batuhan. Süper oğlum. Yürü. 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 Yunus. Ya geriye dönme orada artık ya. Kolibali. Tuğbey araya. Batuhan. Batuhan Kör. İkinci golü bu sezon. Batuhan Kör. Avlıyoruz. Hatay kalecisine. Bakın Tuğbey'in şu arapası. Şimdi gelecek. Tuğbey'in şu arapası. Batuhan. Çok temiz bir vuruş yaptı sol ayağıyla. Ali Yavuzkol çok iyi gözükmüyor. Atalay çok iyi gözükmüyor şu anda. Onların biraz yorgunlukları var ama fena gitmiyoruz. Maçın gidişinden memnunum dedim. Değiştireceğimiz isimler var. Ufaktan başlarız. Emre Akbaba orta. Diouf. Kafayı vurdu o şimdi. Yunus Akgün. Yunus. Yunus. Vayet. Emin. Emin. Dikkat Emin. Bir kere yaptın o hatayı. Vayet yaptı bu sefer. Vayet pas hatasını yaptı. Dikkat. Tuğbey süpersin oğlum. Mücadeleci Tuğbey. Orta sahaya katkı verdi. Dinamizm getirdi. Batuhan. Batuhan Kür. Harika bir vuruş. Yunus'tan aldı topu. Yine direkten yine gol. Süper. Bakın Yunus. Yunus bakın nasıl taşıdı topu. Yunus koşu yoluna attı Batuhan'ın. Batuhan'ın şutu mükemmel gerçekten. Münir'in yapabileceği hiçbir şey yok. Şöyle bir tık daha ilerleyelim. Bir 60'ı görelim. Ondan sonra değişiklikleri yapacağız. Yorulanlar da olacak. Asop. Emin. Şimdi yerden Atalay. Batuhan, Tuğbey, Atalay, Ali Yavuz, Atalay, Atalay, sağ tarafta Yunus, Yunus, yerden Ali Yavuz Kol, o da golünü attı bugün, süper. Golden sonra değişiklikler yapabiliriz. Şöyle Tuğbey Akgün biraz yoruldu. Onun yerine ben Ahmet İldiz'i almak istiyorum. Yunus Akgün yerine Kerem'i almak istiyorum. Batuhan yerine Kenan'ı almak istiyorum. Ali Yavuz gol attı. Ali Yavuz'u çıkarmayacağım. Atalay Babacan yerine Burak Altıparmak almak istiyorum ve 4 değişiklik yapmış olacağız. Bakın Atalay burada pasını verdi Yunus'a. Yunus çok iyi çizgiye indi. Ve asisti yine yapıyor Yunus. Ali Yavuz kol bitiriyor. Aferin Ali. Aferin Ali. Senden iş var. Senden iş çıkar. Şöyle Vayet yerine de son değişikliğimizi İsmail Çokçalış'la yapalım. Onu da oynatmış olalım. Savunma hattımız iyi performans gösterdi bu maçta. Bu da bizim için avantaj. Asop. Emin. Emin. İyi top. Kerem'e. Kerem. 7 numaralı Kerem. Ahmet İldiz. Ahmet İldiz. Sola baktı şimdi. Kenan. Kenan iyi taşıdı oraya kadar. Kenan Kolibali'ye. Kolibali. Ahmet. Yerden Burak Altıparmak bitirdi. Ahmet İldiz'in asisti. Burak Altıparmak Süper Lig'de golünü atıyor. Bursa Spor formasıyla. Geçen sezonun yıldızlarından Burak bu sezon biraz yedek kaldı ama oynadığı zamanlarda tecrübesiyle gerçekten katkı vermeyi sürdürüyor. Burak Altıparmak bu arada saymadık ama 5-0 oldu. 6'ya doğru gidiyoruz. Yani bu maçta da bitiriciliğimiz çok iyi. Gördüğünüz gibi 7 isabetli şutta 5 gol. Geçen maçta 11 isabetli şutta yalnızca 1 golümüz vardı. Bitiricilik fark ediyor. Maçtan maça değişiyor. Bitiriciliğimiz iyi olduğu zamanlar böyle farklı skorlar alacağız. Soner şimdi geldi. Soner Alsop. İyi kurtarış Alsop'tan. Aferin oğlum. Aferin. Böyle devam. Kafa Emin'den güzel. Bugün Emin hava toplarında iyiydi. Ali Yavuz şimdi aldı. Ali Yavuz kol. Ali Yavuz kol. Ali Yavuz kol. Traore. Adama Traore.
Şimdi İsmail Taç'ı kullandı. Kerem, İsmail, Burak, Burak, Ahmet, Emin, Burak, sağda İsmail, İsmail Burak'a tekrar, Burak'ın ortası, kafa Kenan Karaman, 5. golü bu sezon, beklenmedik bir gol, 6-0 yaptı. Kenan Karaman, Burak'ın çok iyi asisti, 1 gol 1 asist oldu girdikten sonra Burak, bakın İsmail burada gidebilirdi, Burak'a verdi, içeri hareketlendi, Burak da çok iyi orta yaptı ama uzak bir noktadan kafa vuruşu, gerçekten kaliteli bir kafa vuruşu, tam bir forvet vuruşu. Zaten Kenan Karaman forvet olarak da oynayabiliyor. Esas mevkisi forvette diyebiliriz. Ama sol açıkta da çok iyi performans veriyor. Onu biraz daha sol açıkta kullanacağız. Evet, yukarıya bir adım daha yaklaşma adına önemli bir maçtı. 6 puana indirdik Galatasaray'la ve Trabzonspor'la 5 puana indirdik. Yukarıya bir nebze de olsa bir yaklaştık ve güven de tazeledik 6-0'lık skorla. Şimdi Erzurumspor maçımız var. Erzurumspor o da 10. sırada. Onlar da geriden gelmeye çalışıyorlar. Bu arada bizim de arkamızdan bir Beşiktaş geliyor. Onlara geçilmememiz gerekiyor. Bu performansımızı sürdürmemiz gerekiyor. Batuhan'ın da gidecek olması da bir üzücü. Batuhan gerçekten formda şu anda. İyi paraya satabilirse güzel olur aslında Batuhan'ı. Bu maçta da 2 gol attı. Gerçekten onu izleyenler varsa ya da olduysa çok daha iyi performans verecektir. Forvetlerinde Halil var. Sanırım Halil Dervişoğlu. Evet, Alanya'ya kendi evinde 3-0 yenildiler. Halil Dervişoğlu diye düşünüyorum. Evet, Halil Dervişoğlu forvetlerinde. Novikovas, Raşani, Donald son 11'i. Gerçekten Mesut Bakkal fena olmayan bir kadroya sahip. Sivasspor evinde Göztepe'ye yenilmiş. Evet, Sivasspor'u geçmek için bir hamle şansımız var. Bir sonraki maçta kazanarak onların puan kaybıyla geçebiliriz. Öyle bir avantajımız oldu. Bakalım geçebilecek miyiz Sivasspor'u? Jacob da iyileşti. O da bir alternatif. Şöyle hemen Yeşil Ördek, Erman Yeşil Ördek, onu da alalım. Evet. Daha sonra da kupa maçımız var Erzurum'la bir de. Lig maçından sonra kupada da onlarla eşleştik. Arka arkaya denk geldi lig maçıyla. Kupa maçı 1 Aralık tarihinde o maçta. Arka arkaya 2 Erzurum maçı. Bakalım. Ligdeki maçı kesinlikle kazanmamız lazım. Kupaya çok önem vermiyoruz. Ama ligdeki maçı mutlaka kazanmamız gerekiyor. Tuğbe ile Emirhan'ı oynat diyor. Olabilir ama forvette Ali Yavuz'u oynatma taraftarıyım ben. Ali Yavuz'la daha üretken olduk sanki. Tuğbe ile biraz daha mücadeleci. Ali Yavuz'la biraz daha üretken olduk. Ali Yavuz başta kötü başladısa da maça sonradan açıldı. Verdiği katkıyla başarılı oldu diye düşünüyorum. O yüzden onunla devam edeceğim. Ama Atalay'ı biraz kenara çekebiliriz. Atalay son maçlarda biraz performans düşüklüğü yaşıyor. Belki Atalay'ı Emre Akbaba'nın yerine daha sonra alırız. Sarı kart sınırındaymış bir de. Şöyle yapacağım. Cahiton Parayba'yı alıyormuş gibi yapacağız. Atalay yedeklerde kalsın çünkü iki hamle. Evet, Emirhan'ı aldık. Jacob'ı da ben kadroya almak istiyorum. O yüzden Atakan'ı çıkaracağım. Ne sözü vermişiz adama? Yeni bir sözleşme önerilmesi sezon sonunda diye söz verdik. Evet, U23 iki oyuncumuz var. Tuğbe Yakgün ve Batuhan Kör. U23 Deniz Aydın var. U23 İsmail Çokçalış var. Ataberk Dadak Deniz var. Şöyle Ataberk Dadak Deniz'i alalım biz yedeklere. Evet. Aslında şu kadroda tamamen yerliyle de oynayabiliriz. Belki öyle bir challenge da yapabiliriz önümüzdeki sezon. Bütün yabancıları gönderip tamamen yerli challenge devam edebiliriz. Ama şu an keyifli gidiyoruz zaten. Onu çok bozmak istemiyorum. Yerli yabancı ayrımı yapmadan ilerleyeceğiz şimdilik. Geçen maçta gösterdiğiniz performansı devam ettirmenizi istiyorum dedim. Yine evimizdeyiz. Bu da bir avantaj. Ali Yavuz, Batuhan, Emre Yunus, Emirhan, Tuğbe Yakgün,
Bu ikili bakalım nasıl performans gösterecek. Atala ile Tuğbe çok iyi anlaştı. Orta sahada katkı verdiler. Bakalım Emirhan Tuğbe ikilisi orta sahada nasıl performans gösterecek. 15 dakikada herhangi bir pozisyon olmadı. İsabetli şut da yok. 2 korner kullanmışız. Onda da herhangi bir şey yok. Varlık gösteremedik anlaşılan. Şimdi Batuhan topu kaptık. Rakip yer alandayız. Tuğbe'den iyi pas. Kolibali iyi orta ve Yunus Akgün. Bu sezon 8. golü Yunus Akgün. Kolibali'den çok iyi orta. Orta da değil aslında, pas da o. Yerden kesti. Bakın Batuhan aldı burada. Hemen Tuğbe'ye oynadı. Tuğbe'yi de çok akıllıca Kolibali'nin koşu yoluna attı. Kolibali'yi de bekletmeden vurdu. Kalecinin de çıkmamasıyla Yunus Akgün rahat bir gol attı. Güzel başladık. Güzel devam edelim. Bu maçı kazanmak tek dileğimiz zaten. Bu maçı kazanıp iyice rahatlamak istiyoruz. Galatasaray'da Beşiktaş karşısında 2-0 önde. Zirvedeki Galatasaray devam ediyor. Evet, iyi kaptı Halil'den. Alsop uzaklaştırdı mı? Evet, Emre. Şimdi Ali Yavuz. Ali Yavuz solda Batuhan'ı gördü. Batuhan geçti. Batuhan geriye döndü Emre. Çok geriye döndü. Çok geriye döndük orada gereksiz yere. Orada gole gidebilirdik. Batuhan. Tuğbey. Tuğbey'in pasları gerçekten çok etkili oluyor. Emre Akbaba geçmedi. Şimdi Emirhan. Yunus. Emirhan sağda boşluk. Wyatt. Wyatt. Şimdi kontrol etti topu. Wyatt. Emirhan. Wyatt. Orta. Ali Yavuz kol. Ali Yavuz kol. O da atıyor golünü. Ali Yavuz kol. İyi performansını devam ettiriyor. Şu anda Sivas'ı geçiyoruz. Wyatt bakın. Tekrar Emirhan'a verdi. Emirhan bekletmeden ortaladı Ali Yavuz. Uzak direğe çok iyi voleyle vurdu. Gerçekten iyi performans. Bu performansı sürdürmesini istiyoruz tabii ki Ali Yavuz'un. 2-0'lık üstünlüğümüz. Maça durgun başlamıştık ama sonradan açıldık. Emirhan şimdi korneri kullanacak. Emirhan ön direkte Batuhan. Zumski uzun oynadı. Şimdi Halil. Halil tehlikeli geldi. Tek başına ama Ozon Vafor uzaklaştırdı. Donald. Novikovas. Kapar mıyız orada? Kapar mıyız orada? Kaparız. Ozon Vafor. Ali Yavuz. Çok iyi aldın Ali Yavuz. Aferin Batuhan'a. Batuhan kendi gitti vurdu dışarı. Batuhan kör. Tehlikeli geldik yine. Ama golü bulamadık. Wyatt. Emre Akbaba. Emirhan. Şimdi Wyatt. Tuğbe vurur mu vurmadı. Kolibali. Nasıl kaçtı bu? İnanılmaz. Emre Akbaba çok iyi değil. Da Costa. Donald. Novikovas, aferin Ozon Vafor be. Devam. Durdurun onu, durdurun baskıya devam. Ozon Vafor ortalatma. Emrah Başsan. Konsantrasyonunuzu kaybetmeyin diyelim. Şurada ortada boşluk buldular ve hemen cezayı kestiler. Şimdi Emrah Baba yerine Atalay Babacan alacağım. Batuhan yerine de Kenan Karaman'ı alacağım. Bu şekilde devam edelim. Şimdi Emin Bayram sarı kart görmüş. Tuğbey, Kenan, Kolibali olmadı. Tuğbey yine aldı. Tuğbey Kenan'a. Kenan Yunus Akgün 9. golü bu sezon. Kenan'ın asisti. Girer girmez asisti yaptı Yunus Akgün. Bravo Yunus. Bravo oğlum. Bakın Tuğbey yine pozisyonun içinde. Tuğbe gerçekten çok etkili. Kenan pasını verdi. Yunus Akgün gelişine affetmiyor. Yorulanlar var. Kolibali başta olmak üzere. Dellikari ile değiştireceğim Kolibali'yi. Onu hiç dinlendirmedik. Emirhan. Seni Ahmet. Burak altı parmakla dinlendirelim. Tuğbey seni de. Ahmet İldiz'le değiştirebiliriz. Yunus devam etsin. İki gol attı zaten. Morali de yerinde. Onu hiç bozmak istemiyorum. Hazır formdayken. Evet.
Vahet, Yunus, şimdi Burak. Burak, Kenan, Burak girdikten sonra hep etkili oluyor. Dellikare kaleci uzaklaştırdı. Şimdi Halil. Halil'i durdurduk mu? Faul yaptık Burak'la. Taktik faul güzeldi bence. Aferin Burak. Tecrübe kokuyor tabii ki. 6.9'da oynuyor Burak girdikten sonra. Gerçekten çok etkili. Her zaman katkı verecek bir isim bize. Tecrübesiyle. Özellikle büyük maçlarda Kenan Karaman. Wyatt'ten orta Kenan Karaman. O da girdikten sonra hep etkili oldu. Sonradan girdikten sonra hatta daha etkili oluyor gibi. Ve sol tarafta oynaması bizi daha iyi yapıyor gibi görünüyor. Bakalım. Evet, Kenan bakın gelişini çok iyi bitirdi. Yunus iyice yoruldu ama artık son anlar zaten. Kenan bir ara topu Ali Yavuz. Ali Yavuz kol. Kenan'dan çok iyi asist. Ali Yavuz kol. İkinci golünü attı o da bugün. O da performansını arttırmaya devam ediyor. Kenan bakın ara topu müthiş. Kenan da çok kaliteli bir isim gerçekten. Onu bedavaya alabiliyor olmak. Ondan bu performansı alabiliyor olmak gerçekten büyük avantaj. Geçen maç 6, bu maç 5 gol attık. Ve iyi oynamaya devam ediyoruz. Bir talihsizlik, bir puan kaybı oldu. Onu alsak belki çok daha iyi noktalara gelirdik ama sorun değil. Kazanmaya devam ediyoruz. Şimdi Erzurum'la bir de kupa maçı oynayacağız. Trabzon'da kazandı bu arada. Yukarıdaki iki takım kazandı. Yunus'u övelim. Henüz 21 yaşında bu kadar genç bir takımla. İlk 11'imiz o kadar genç ki. Yani gerçekten müthiş işler başarıyoruz diyebilirim. Bu gençlerle. Bandırma maçımız var. O Bandırma maçı. Gerçekten önemli bir maç. Emin Bayram olmayacak orada. O zaman Dellikari'yi orada oynatabiliriz. Öyle bir şey yapabiliriz. Evet, bütün maçlar sonuçlandı mı 13. haftada? Evet. 13. hafta sonunda Sivas'ın kazanmasıyla yeniden 6. sıradayız ama hem Alanya'ya hem de Sivas'a bakın düşündüğümüz, planladığımız iki maç önce söylediğim cümleyi burada yaşadık. Alanya ve Sivas'ı geçebiliriz dedik. Şu anda ikisi de birer puan uzağımızda. Bizim şu üçlüye yaklaşmamız gerekiyor. Bunlardan kopmamamız gerekiyor. Kopmamayı başarabilirsek bu yukarıdan bir nebze de olsa ilk iki, ilk üç şansımız olur. Ama onun dışında kalanları en iyisi oluruz. O da fena değil ilk çıktığımız sezonda. Ama yine de daha iyi şeyler yapmak için çabamızı sürdüreceğiz. Şampiyonluk tabii ki hayal. Şu kadroyla şampiyonluk vesaire düşünülemez. Ama Avrupa kupalarına gitmek bizim için yeterli. Kümede kalma hedefiyle başladığımız bu yolda Avrupa kupaları hedefi şu an için mantıklı görünüyor. Bir stoper önerdi bize. Şu anda ihtiyacım yok. Transfer işlerine hiç girmeyi düşünmüyorum. Devre arasında da transfer çok yapamayacağız gibi. Yani transferleri belki canlı yayında yaparız vesaire diye düşünüyordum ama hiç transfer yapabileceğiz gibi durmuyor. Hala borç batağındayız. O borç batağından çıkmamız lazım önce. Evet, şimdi kadroyu tamamen bir değiştirelim. Şöyle ki temizle diyelim. Tamamen rotasyonlu kadroyla çıkacağım. Atabek Dadak Deniz Kale'de. Sağ tarafa İsmail Çokçalış alacağım. Stoper'de Emin bir sonraki maçta oynayamayacağı için Emin'in yanına Dellikare bir sonraki maçta oynayacağı için de Atakan'ı atalım. Hadi Atakan çok oynamak istiyordu. Dellikare'yi sol beke alalım. Sonra değiştiririz, dinlendiririz Dellikare'yi. Orta sahada girdikten sonra hep etkisini gösteren Burak ve yanına Ahmet İldiz'i koyacağım. Emirhan Tuğbe'yi oturtacağız orada. Daha iyi olacak gibi. Kerem'i sağda oynatacağım. Atalay 10 numarada. Sol tarafa ise Kenan Karaman'ı atacağım. Forvet'e ise Eyves Hamel. Alsop da dinlensin. Deniz Aydın yedeklere geçsin. Ozan Mafor, Kolibali, Emirhan Tuğbe'yi izleyen var. Kim izliyor? Monaco, Lyon ve Marsilya. Gerçekten iyi takımlar. Emre Akbaba'yı da aldık yedeklere. Yunus, Ali Yavuz ve Batuhan da yedeklerde.
As oyuncularımızı biraz dinlendiriyoruz ve kupa maçına öyle çıkıyoruz. 90 dakikayı çıkaramayacak diyor ama kondisyon kazanmaları için zaten bu maçı oynuyorlar. Kupayı önemsemiyorum. Benim hedefim ligde başarılı olmak. Oyuncularımı burada yormak istemiyorum. Bakalım. Halil şimdi. Halil. Gerçekten tehlikeli bir isim. Novi Kovas. Halil. Vurdurmadık. Güzel, güzel, güzel. Mücadelemiz güzel. Aferin çocuklar. Mücadelemiz güzel. Güzel, güzel. Hadi, 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 hadi. Tehlikeye yedik ama iki isabetli şutumuz var. Onların isabetli şutu yok. XG'leri çok yüksek bizden. Çok değil de hani yüksek. Tehlike kokuyor. 35 dakikada henüz gol yok. Herhangi bir gol. Ciddi bir gol beklentimiz de yok. Atak da yok. Şimdi Atalay korneri kullandı. Arka direkte kafa. Hamel. Tehlikeli geldik ama golü bulamadık. Soyunma odasına bir gidelim. Performansınızdan hiç memnun değilim diyelim yedeklerimize. Dellicari'yi beğenmedi. Dellicari'yi değiştirelim zaten. Sol bekimizi alalım. Koulibaly. Dellicari çok sol bek oynayabilecek bir adam değil. Sol beke belki bir alternatif alabiliriz. Mina'yı ve diğerlerini gönderip. Hamel kaçırdı. Hamel. Dellicari çıktı şimdi. Atalay kullandı. Olmadı. Şimdi Halil tehlikeli geliyor. Ama büyük bir tehlike olmadı. Büyük bir şey olmadı anlaşılan. Burak'ın sarı kartı var. 60 oldu. Burak'ı çıkaralım. Emirhan'ı alalım. Kerem Aktürkoğlu sahada çok verim veremedi. Yunus Akgün'ü alalım oraya. Forvetimiz şimdilik devam etsin. Atakan da çok iyi oynamıyor. Ama Atakan'la devam edelim. Atakan oynasın. Yorulanlar da var. Onlara da bakarız birazdan. Şimdi Ahmet İldiz. Ahmet İldiz. İsmail. İsmail. İsmail yerde kaldı. Penaltı. Atalay kullanacak penaltıyı. Atalay kullansın hadi. Atalay Babacan. Mehmet İsmail'in yaptığı fauldü. Atalay Babacan. Atamadı. Atalay tekrar aldı. Emirhan. Emirhan. Kaleci Zumski. Zumski Zumski. Ah Atalay ah. Yaktın bizi yaktın. Evet Atalay'ı Emre Akbaba'yla Ahmet İldiz'i de Tuğbe'yle değiştirelim. Tuğbe gerçekten kaliteli bir isim o da girsin. Oyuna bir renk katsın. Şöyle başarabilirsiniz çocuklar da diyelim. Bakalım başarabilecekler mi? Atabrak da Dakdeniz, Emin Bayram, Emirhan, Tuğbey, Emre Akbaba, geliyor Emre Akbaba, sol tarafta Kenan. Kenan iyi girdi oralara kadar. Tuğbey, Tuğbey bakalım bir pas verecek mi? Onun kilit pasları çok önemli. Tuğbey, Tuğbey zorluyor. Emirhan, sağda bir boşluk İsmail. İsmail kendi gitti vurdu kaleciyi. Kenan aldı tekrar. Emirhan. Zumski. 84'e geldik artık. 19 şutumuz var. 9'u isabetli ama ciddi tehlike yaratamadık. Ve maç 0-0 sona eriyor. Erzurumspor kupa maçı. Evimizde gol yemedik. Bu da bir şeydir. Ama kazanmamız gerekirdi diye uyardık. Kupa maçları çok da mühim değil. Yedeklerimizin kendini gösterdiği maçlar. Bandırma maçında oynayalım. Bandırma maçında oynayıp bu bölüme son noktayı koymuş olalım. Evet, yeni sözleşme. Yeterince iyi değil Staric için. Öneri Ertuğrul Kurtuluş. Yani Ertuğrul'la sözleşme yapmamız lazım ama
Sözleşme önersin bakalım. Transfer toplantısına bakalım. Bize ne önerecek? Sola Kolibali yerine bir adam öneriyor. Evet, oraya adam ihtiyacımız var. Tarık Çamdol'u mu öneriyorsun? Yani öneri öneri. Şu maaş talebinde bulunan. Hiç mi bizim bilmiyorsun bütçemizi? Bedrich, Zakaria, David Arguilles, Montpellier'den bir sol bek, Durgam İsmail, sözleşmesi sona erecekmiş. Durgam İsmail'e bir bakalım mı şöyle? 27 yaşında ya, çok da... Ya bir takip listesine ekleyelim. Paul Dumet, iyi bir adam ama maaşı çok yüksek. İhtiyacım bulunmuyor diyelim. Stoper. Stopere ihtiyacımız yok aslında ama bir bakalım önerdiği stoperlere. Berkay Sülüngöz, Altay'dan geçtik. Jan Elvedi. Yani onların maaş taleplerini bizim karşılama şansımız yok. İnatla bize böyle adamlar öneriyor. Papi Giroboji. Aynı şekilde onun da karşılama şansımız yok. Peki. Defansın sağına. Aslında burada hiç ihtiyacımız yok. 3 tane alternatifimiz var. Belki fırsat transferi çıkar diye bakıyorum zaten ben de. Israrla sol tarafı öneriyor. Ali Eren İyican. İstikrarlı bir oyuncuymuş ama vücudunu zinde tutmaması maçlarda fiziksel sıkıntı çekmesine yol açıyor. Evet, fiziksel olarak sıkıntı. Şöyle seni takip listesine alalım. Fena değilsin aslında. Emre Taşdemir'i de takip listesine ekleyelim. Çok maaş talebi var. Maaş talebi çok olmasa Emre'yi alırız. Sol beke. Junior Holliet. Pantic. Daniel Pantic. Evet. Buradan başka bir şey çıkmadı. Bandırma maçına doğru hareketlenelim. Bandırma Spor karşısında bakalım ne yapacağız. Sonra da kritik Sivas maçımız var. Sivas da çok önemli bir rakip. Çağatay'ı... Aferin diyelim Çağatay'a. Evet, Bandırma Spor. Şöyle önerdiği kadroyu hemen alalım. Zaten bu kadroyla oynuyoruz ama Kenan değil forvette. Ali Yavuz iyi gidiyor. Ali Yavuz'u çıkarmak istemiyorum. Ali Yavuz formu yakalamışken, hazır 2 maçta 3 gol atmışken hiç onu çıkarmayalım. Evet, Galatasaray yenildi. Liderliği de kaptırmış oldu. Fenerbahçe maçını oynamamış henüz. Yukarıda puan kayıpları bizim her zaman işimize geliyor. Biz bu hafta kazanıp yolumuza bakmak istiyoruz. Bandırma deplasmanı kağıt üstünde kolay gibi görünse de onlar da bizim gibi çıktığı için biz nasıl Adana Demir deplasmanında puan kaybettik. Onlar da kendilerini göstermek isteyecekler bizim gibi takıma karşı. Şöyle Tuğbe ile Emirhan'ın sadece yerini değiştireceğim. Ben Kenan'ı forvete değil de Ali Yavuz'u forvete alacağım. Her ne kadar Emre Akbaba ile daha iyi uyum yakalasalar da ben böyle gitmek istiyorum. Ahmet İldiz'i Staric'in yerine. Derlikare'ye Atakan yerine de İsmail Çokçalış'ı alacağım yedeklere. Atakan biraz dışarıda kalsın. Derlikare var yedeklere, yedeklerde. Mina Ozonmafor demiş. Evet, Derlikare de fena değil ama Mina Ozonmafor uyumundan dolayı hadi Mina devam etsin.
Bandırma Spor 5 maçta yenilgi almış. Pote var. Değişik isimler var. Gerçekten. Evet, maça hızlı başladık gibi görünüyor. Net pozisyon bulamasak da şutlarımız var. Kornerlerimiz var. Şimdi Orhan, Rayos, Orhan hep yaşanır. Maça biz başlayıp onlar pozisyon buldu. Hep yaşanır bir şey. Gerçekten FM'nin klasiği. Koulibaly, Batuhan, şimdi Emre. Koulibaly, hadi oğlum. Emre, Yunus indirdi. Emirhan al, vayet. Nasıl kaçtı bu, nasıl kaçtı? Asop, Mina, Ozon Vafor, Koulibaly. Koulibaly, Orhan. Şimdi Ozon Vafor, Emirhan, Emre, Tuğbey, Emre Akbaba, güzel sola, Koulibaly yürü, iyi orta, Tuğbe'ye gelmedi. Şimdi Tahsin, durdurun onu, durdurun onu. Tahsin'i durdurmak lazım. Şimdi Ahmet tehlikeli bir şekilde geldi. Alsop, Koulibaly uzaklaştırdı. Kafa gelir mi? Gelmedi. Emirhan. Emirhan. Orta arka direkte bomboş. Batuhan ne yaptın? Nasıl kaçar? Nasıl kaçar? Nasıl kaçar? Emre Akbaba çok iyi oynamıyor. Rayos. Orta. Kafa. Pote. Ne denebilir ki? Yani ne denebilir ki? Bu kadar iyi oynayıp. Yani bu çok bitiricilikte iyi değiliz ama yani oyunun kontrolü bizdeyken gol yemek. Tabii ki savunmayı önde kuruyoruz. Bunun da etkisi var. Farkındayım. Ama duran toptan yedik golü. Yani Bandırma güç olarak bizimle mücadele edebilecek seviyede değil ama bizim takım 2'yi de yedi. Gördüğünüz üzere. Bir anda 2-0 oldu maç. Emirhan şimdi korneri kullanıyor. Arka direkte kafa gelmedi. Bir tane daha yiyin hadi. Ozon, Vafor, Tuğbey, Koulibaly, Ali Yavuz aldı. Güzel aldı. Tuğbey, Emre, Emirhan, Ali Yavuz kol. Hadi 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 hadi. Emre bakın. Emirhan'a. O da çok iyi ara topu. Ali Yavuz golünü attı yine. Üçüncü maç arka arkaya gol atıyor. Şöyle gazı verelim. Başarabilirsiniz çocuklar diyelim. Tabii önce gol yememek lazım. Alsop. Mina. Vayet. Vayet sağdan geliyor. Hızlandı. Onunla birlikte koşan Bandırmalı oyuncu vardı. Tuğbey şimdi ortada büyük boşluk. Batuhan nasıl kaçtı bu oğlum ya? Gökhan'ın kucağına. Yunus kötü oynuyor bugün. Emre Akbaba ile birlikte. Ozan Mafor, Emirhan, Tuğbey. İlk yarı bitmeden beraberliği yakalarsak çok iyi olacak. Mina. Sağ tarafta boşluk. Vayet. Vayet. Yunus'a. Yunus. Emre, orta, Batuhan, kör. Dördüncü golü. Batuhan, kör. Süper. Yunus, Emre, orta. İyi bir kafa vuruşu Batuhan. Emre biraz daha toparladı. Yunus Akgün'ün de toparlaması lazım. Emre şimdi bir orta. Kafa gelir mi? Gelmedi. Acaba ilk yarı bitmeden 3 yapar mıyız? Hadi Emirhan. Güzel top. Batuhan. Tuğbey. Tuğbey. Koulibaly. Sol bek geldi. Tuğbey'den iyi pas. Uzaklaştırdılar. Ozon Vafor. Mina. Şimdi Emirhan. Yunus. Tuğbey. Solda boşluk Koulibaly. İyi orta gol getirir. Yerde kaldı. Hakem penaltı dedi. Bakalım. VAR'dan gelecek uyarıyı bekliyor. VAR'dan gelecek uyarıyı bekliyor.
Penaltı yok dedi. İlk yarı 2-2 bitiyor böylece. Şu ana kadar oynadığınız gibi oynarsanız sonuç gelecektir dedik. Yunus Akgün'den performans alamadık şu saniyeye kadar. O noktada biraz sıkıntımız var. Hatta yoruldu da Yunus Akgün. Şöyle yapacağım. Yunus Akgün'le Batuhan'ı değiştirip sola Kenan Karaman'ı alacağım. Başka da bir hamleye gerek yok orada. Alsop da bugün iyi oynamıyormuş. Şimdi Wyatt, Batuhan Kör, Emirhan, Kenan Karaman girdi ve golünü attı. Kenan Karaman. Kenan Karaman, Kenan Karaman, Kenan Karaman. Hemen girdi. Girer girmez golü buldu. Batuhan sağa geçmişti. Emirhan'a verdi. Emirhan'ın ortası yine arka direk golü. Gerçekten önemli bir gol. İki asist oldu Emirhan'ın. Vayet. O da yoruldu. Evet, yorulan isimler var. Emirhan yerine Burak Altıparmak. Emre Akbaba yerine Atalay. Vayet yerine İsmail. Bir tane daha değişikliğimiz var. Orada da Tuğbe'yi alalım, biraz dinlendirelim. Ahmet İldiz orayı toparlar diye düşünüyorum. Şimdi onlar Orhan'la tacı kullandı. Orhan, yapma bunu çocuklar. Yapmayın bunu ya. Tahsin Hacı Mustafaoğlu nedir ya? Ondan gol yiyorsunuz ya. Çok basit golleri yiyoruz. Yani kazanabileceğimiz maçı kazanamıyoruz ya. Atalay şimdi korneri kullanıyor. Kafa dışarı. Yani defanstan kısa pasta çıkı kaldır. Sağ kanadı ve sol kanadı kullan. Paslaşarak geri geç. Dikine uzun paslı. Geçiş oyununda da topu hızlıca elinden çıkar dedik. Ayakla uzun oyna dedik. Top rakipteyken zaten iyiyiz. Bakalım ne değişecek. Hiçbir şey değişmedi. Orhan. Diallo. Şimdi Mina. Mina nereye Mina? Mina çok kötüsün Mina. Ahmet. Bir gol daha yiyin de tam olsun be. Ozanlafor. Bir gol daha yiyin de tam olsun be. Ofsayt olmasa onu da yiyecekler. Kazanmamız gereken bir maçtı. Çok kritikti ama olmadı. Performansınızdan memnunum diyelim. Çocukların moralini çok bozmak istemiyorum. Zaten beklentinin çok üstünde gidiyoruz. 28 puanla 6. sırada kalıyoruz gibi şimdilik. Rakiplerimizle ara açıldı. Çünkü Sivas ve Alanya ikisi de kazandı. Biz kazanamadık. O yüzden bu noktaya geldik şu anda. Evet. Şöyle Sivas maçımız var. Kazanırsak Sivas'la puanları eşitleyeceğiz. Şöyle iki asist yapan Emirhan'ı bir övelim önce. Maçta iyi oynayan Yunus Akgün, Ozan Mafor ve Ali Yavuz'u Galatasaray patronu izliyormuş kendi oyuncularını. Evet, fikstürümüze şöyle bir bakalım. Epey bir maç yaptık. Öncelikle burada açıkçası Antalya maçıyla başladık 1-1. Sonra Hatay ve Erzurum maçlarında çok iyiydik. Kupa maçında 0-0'lık skor ve lig maçında da Bandırma deplasmanında 3-3'lük skor geldi. Sivas, Erzurum revanşı, Trabzon, Beşiktaş, Karagümrük, Fenerbahçe derken gerçekten zorlu bir fikstüre doğru gidiyoruz. Şu ana kadar gösterdiğimiz formla şöyle daha geniş çerçevede göstereyim puan durumunu.
Gayet iyi gittiğimizi söyleyebilirim. 34 gol attık. En çok gol atan Fenerbahçe 36 gol. Biz de en çok gol atan takımlar arasındayız neredeyse. Gol atma konusunda sıkıntımız yok gibi ama gol yiyoruz. 3-3 bitti mesela son maçımız. Gol yemememiz gerekiyor ve kazanamayan Bandırma karşısında onlara 1 puan verdik. Adana Demir'e puan verdik aşağılardan. Bu kötü. Daha iyi olabilirdi. Şimdilik bu bölümü burada noktalayalım. Bir sonraki bölümde tekrar buluşmak üzere keyifli Bursaspor kariyerine devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.